Türkmeneli Televizyonu'nun kıymetli izleyicileri, bugün yepyeni bir programla karşınızdayız. Soydaş Sanatlar isimli programda dünyanın dört bir yanından sanatçılara konuk olacağız. Sizlerle birlikte Türk dünyasının renklerini, sanatını, görsellerini tanıyacağız, anlamaya çalışacağız. Ve bugün ilk konuğumuz, tüm dünyanın tanıması gerektiğini düşündüğümüz muhteşem bir adadan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden eğitimci, akademisyen, sanatçı, kıymetli Bülent Salderay hocamızla birlikteyiz. Dilerseniz sizinle birlikte kendisini tanımaya çalışalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Kimdir Bülent Salderay? Öncelikle böyle bir programda bana yer vermeniz beni son derece mutlu etti. Böyle bir programda yer almak hem gurur verici oldu hem de geleceğe dair özellikle Türk dünyasına yapılan hizmetler adına da umut verici oldu. Bundan dolayı sizlere teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim. Ben Bülent Salderay, Kıbrıs'ta 1975 yılında dünyaya geldim. Ailem Güzelyurt'ta ikamet ediyor ancak ben Güzelyurt'ta Yeşilyurt denilen Lefke bölgesi, Lefke'ye bağlı bir ilçe diyelim. İlçede dünyaya geldim. İlk okul, ilk ortaokul ve lise eğitimimi Kıbrıs'ta tamamladım. Daha sonra üniversite eğitimi için genelde tüm Kıbrıslıların tercih ettiği gibi Türkiye'de eğitim almamı. Tüm demeyelim, tercih edecek pek çok dünya ülkesi var. Neden Türkiye'yi tercih ettiniz? Şöyle, tabii kişinin doğduğu, yani bireyin doğduğu aile önemli olduğu kadar çevresinde ona yol gösterici olan, karşılaştığı diğer kişiler de burada rol oynayıcı olabiliyor. Evet. Benim ailem yurt dışında başka bir ülkeyi çok fazla tercih etmem konusunda şey yapmamıştı, istekli davranmamıştı. Bana daha yol olarak şey, Türkiye denildi, ana vatana. Başka ülkelere çok fazla sıcak bakılmadı. Beklentilerinizi karşıladı mı? Beklediğiniz, hayal ettiğiniz bir eğitim ortamıyla karşılaştınız mı? Evet, şöyle. Genelde Kıbrıs'ta bizim okuduğumuz dönemde şöyle bir bakış açısı vardı. Kıbrıs'taki zeki öğrenciler, zeki başarılı öğrenciler Türkiye'yi, ana vatanı tercih eder eğitim için. Ve Türkiye'deki bir üniversiteyi kazanmak için de zeki olmanız ya da başarılı olmanız gerekiyor. Genelde yurt dışına giden öğrenciler şey, o dönem için söylüyorum, daha işte maddi durumu iyi olanlar, şeyler o evet, ülkeleri tercih ediyordu. Ama benim Türkiye'yi tercih etmemde önemli rolü oynayan Kıbrıs'ın önemli sanatçılarından bir tanesi Feridun Işıman'ın benim lisede eğitimi ondan almam, benim sanat öğretmenim olması. Çok şanslısınız. Evet, onun Türkiye'de eğitim almış olması ve eğitim aldığım süreç içerisinde Türkiye ile ilgili onun bahsettikleri, almış olduğu eğitim yapısının kalitesi burada tabii ki ben de Türkiye'yi tercih etmemde etken oldu mu? Etken oldu. Hatta resim alanında okumamı bile etkiledi diyebilirim. Evet, Feridun Işıman Gazi mezunuydu. Evet, Gazi Üniversitesi. Gazi Üniversitesi mezunuydu. Siz nereyi bitirdiniz? Ben de aynı şekilde, tabii Feridun Hocam şeyi çok istiyordu. Gazi Üniversitesi'nde lisans eğitimimi almamı çok istiyordu. Ancak o dönemde benim birkaç arkadaşım Bursa'da eğitim alacaklardı. O yüzden biz hani o dönemde şey önemli ya, arkadaşların etkisi de çok önemlidir. Onlarla birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi'ne gidip orada eğitim alıp orada hatta aynı evde kalmayı planlıyorduk. Tabii ki sınava girdik ama planladığımız şekilde olmadı. Ben kazandım, bazı arkadaşlar kazanamadı. Bazen ve o hayallerimizi gerçekleştirdik. Bazen planlar dönüştürülemiyor gerçeğe. Peki ondan sonra gördüğüm kadarıyla bir akademisyen kimliğiniz de var. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, hatta doktora yapmışsınız. Profesör unvanını almışsınız. Yüksek lisans ve doktora eğitiminizi nerede yaptınız? Onlar da Uludağ Üniversitesi'nde miydi? Uludağ Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra tüm Kıbrıslıların genel
İsrail'de denediği gibi ben de bir İngiltere'de, İngiltere'yi bir deneyeyim isterim. İngiltere'ye bir gittim ama çok fazla uzun bir süre şey yapamadım, kalamadım. Geriye döndüm. Yaklaşık bir 6 ay gibi bir süre kalabildim. Geriye döndükten sonra Anadolu Üniversitesi'nde resim işi öğretmenliği, eğitim fakültesi resim işi öğretmenliği programında yüksek lisans programına başladım. Oradan mezun olduktan sonra 2001 yılında, 2002 yılında Gazi Üniversitesi yine Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde resim işi öğretmenliği programında doktoraya başladım. Doktora bittikten sonra da bir müddet özel sektörde çalıştım. Daha sonra yine Gazi Üniversitesi'nde zaten doktorayı yaptığım süreç içerisinde ben özel sektörde çalışıyordum. Evet. Daha sonra Gazi Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak, yardımcı doçent olarak Güzel Sanatlar Fakültesi'nde göreve başladım. Şu anda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde bölüm başkanlığı gibi idari bir görevinizin de olduğunu görüyorum. İdareci olmak, sanatçı olmak, akademisyen olmak, eğitimci ve araştırmacı olmak hepsi birlikte sizi yoruyor mu? Nasıl bir planlama yapmak durumunda kalıyorsunuz? Yani evet, yorucu yönleri var mıdır? Vardır ama akademisyenlik şöyle bir şey. Emek verdiğiniz zaman o emek, hani bir müddet sonra insan emek verdiği şeyden keyif alır, zevk alır, bildiği şeyleri yapmaktan hoşnut olur ya. Evet. Öyle bir şey. Çünkü akademisyen olmak çok kolay bir süreç değil. Yani lisansı bitiriyorsunuz. Üstelik sonra yurt dışından gelen bir Türk olarak. Öncelikle bir aksan sorunu. Evet. Ama şunu da fark ediyoruz incelediğimiz zaman, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde akademisyen olarak da Türk dünyasından pek çok isimle karşılaşıyoruz bir tarama yaptığımız zaman. Öğrencilerinizden de var mı Türk dünyasından, kabul ediyor musunuz? Evet, Türk dünyasından hem lisansta hem lisans üstünde birçok öğrencimiz oluyor. Özellikle lisans üstünde tercih edilen bir üniversiteyiz. Yani, çok güzel. Lisansta olan başvurular kadar lisans üstünde de aynı şekilde başvurularımız oluyor. Hatta sadece Türk dünyasından değil, Güney Kore'den dahi öğrencilerimiz var. Azerbaycan'dan her yıl mutlaka uluslararası bir üniversite diyebiliriz o zaman. Evet. Ya da aday. Aynen. Yani şey konusunda, özellikle lisans üstü programı konusunda mütevazı olamayacağım. Çünkü çok iyi bir akademisyen kadromuz var ve farklı alanlarda uzmanlaşmış, farklı alanlarda deneyimleri olan, hem sanatçı kimliği gelişmiş, aynı zamanda akademisyen yapısı da ön planda olan hocalarımız var. Bu bağlamda şanslı bir üniversiteyiz ve birikimi olan bir üniversiteyiz. Yani nasıl diyeyim, farklı bakış açılarını öğrenciye verebilecek düzeyde bir üniversiteyiz biz. Hem sanatçı hem eğitimci biri olarak size şöyle bir soru da sormak isterim. Bu kimliğinizle öğrencilerinize nasıl bir program hazırlıyorsunuz? Sizden etkilenmeleri mi gerekiyor? Öğrenciler hocalarının, sanatçı olan aynı zamanda hocalarının üslubundan etkilenmeli mi? Buradaki husus bence şunun ayrımını varmak gerekiyor. Hoca demek kendi kişisel üslubunu öğrencilerine aktarıp onun üslubunu takip eden, onun kopyasını üreten bir yapıyı oluşturmak olmaması gerekiyor. Çünkü zaten sanatçıyı sanatçı olarak kılan, sanatçıyı özgün hale getiren sanatçının kendi tarzını oluşturmasıdır. Bu nedenden dolayı evet, aynı atölyede öğrenciler olabiliyor ama
her öğrenci seçtiği konuda temada kendi tekniğini geliştirmesi gerekiyor. Çünkü birçok teknik var sanatta. Sizde de böyle midir? Yani siz de bir sanatçı olarak bir konu etrafında mı çalışıyorsunuz? Mesela arkanızda yarım bıraktığınız, evet, benim sohbetim yüzünden yarım bıraktığınız bir resim görüyorum. Mesela bu eserin yani, konusu nedir? Elimde palet, evet, fırçam olunca ben de hem çalışıp hem de sorunuza cevap vermeye çalışayım. Şöyle anlatayım, bir eğitimci kendi tarzını, kendi yapısını eğer sanat eserinin şeyine aktarabiliyor. Çünkü biz onda özgünlük bekleriz. Ama bunu öğrenciye aktarıp kendini taklit etmelerini sağlamaya çalışırsa bu çok iyi bir eğitimcilik olmaz. Çünkü sanat fakültelerinin görevi, özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi'nin görevi burada farklı teknikleri, farklı yapıları bilen öğrenciler ve kendi özgünlüklerini oluşturabilen öğrencileri yetiştirmektir. Siz burada kendi tarzınızı öğrencilere, tabii ki etkilenim olabiliyor mu? Olabilir. Ama birebir sizin kopyanızın olmaması gerekiyor. Çünkü ben hep öğrencilere şöyle söylüyorum. Siz bir ailede büyüyorsunuz. Size genetik olarak en yakın olan kendi kardeşinizdir. Evet. Kendi annenizden de babanızdan daha yakındır. Sizin tercihlerinizle kardeşinizin tercihleri aynı olur. Sizin beğeninizle onun beğenisi aynı olur. Sanat da böyle bir şeydir. Herkes kendi bireysel yapısını keşfetmek zorunda. Herkes kendi özgünlüğünü oluşturmak zorunda. Bunun için de çok çalışmak zorundalar. Birçok tekniği denemeleri gerekiyor. Birçok akımın, üslubun yapısını görmeleri gerekiyor ki uygulanan yıllarca, yani akımlara baktığımızda yıllarca uygulanan tekniklerin bir bütününü kendilerinde oluşturmaları gerekiyor. Bununla birlikte denedikçe kendi özgün tekniklerini de oluşturabilecekler ve eserlerine bunu yansıtabilir. Ama konu seçimi, tema seçimi bana göre dönemden döneme değişiyor. Ben 5 yıl önce tercih ettiğim konu yapısıyla şu andaki seçtiğim konu yapısı aynı değil. Evet, şu anda arkanızda çok etkili bir yarım insan yüzü var. Evet, daha yeni başlanmış bir eser. Mesela özellikle istediniz mi bu insan yüzü izleyiciyi etkilesin? Böyle bir beklenti içinde olduğunuz için mi bunu bu kadar vurgulu yaptınız? Aslında ben şöyle, öğrencilere de mesela ben anlatırken, resim aslında nasıl diyeyim, kendim de şeyi çözemiyorsunuz. Yani resmi neden oraya o rengi kullanıyorsun, neden şey yapıyorsun? Tabii ki bunun şeyini sanatsal düzenleme ögelerine ve ilkelerine göre bir şekilde bunu oturtuyorsunuz. Ama eğer ekspiratif anlamda çalışıyorsanız, yani duyguyu vermeye çalışıyorsanız, dışa vurumcu bir tarzda eser üretiyorsanız, burada eserle bütünleşmeniz gerekiyor. Yani esere o duyguyu verecek fırça vuruşlarınız, seçtiğiniz renkler. O yüzden birazcık aslında sanat oluşturmak birazcık transa geçmek gibi bir şeydir de aynı zamanda. Ama biz akademisyen olduğumuz için tam anlamıyla sanattan ziyade biz işin, yani oraya uyguladığınız renk, oraya uyguladığınız dokuyu anlatabilmeniz gerekiyor. Eğer bunu anlatamazsanız dışarıdaki sanatla çalışan bireyden farkınız olmuyor. Bu nedenle sanat akademilerinde biz öğrencilerden uyguladıkları her yapıyı ifade edebilmeleri, anlatabilmelerini bekleriz. Şu anda kullandığınız boyalar akrilik boya, evet, sanırım. Biraz bir taraftan da izleyicilerimize teknik bilgi de vermeye çalışacağız. Akrilik boyanın özelliklerinden biri çabuk kurumasıydı. Kuruyor. Ama benim tercih etmemdeki en büyük nedenlerden bir tanesi, ben de migren olduğu için yağlı boya kokulu oluyor ve o koku benim baş ağrısı çekmeme neden oluyor. Bundan dolayı da mecburen su bazlı, daha kokusuz olan akriliği tercih etme durumunda kaldı. O halde izleyicilerimize daha sağlıklı bir boya, yani türü olduğu için... Yani yağlı boyaya göre daha nispeten daha sağlıklı. Tercih ettiğinizi kesinlikle, söyleyebiliriz. Kesinlikle. Çünkü şöyle, atölyeler aynı zamanda şey, kapalı mekanlar, özellikle Ankara'da kış uzun geçiyor. Ankara'da uzun geçtiği için bir de soğuk, havalandırmanız ancak
atölyeleri 5-10 dakika olabiliyor. Uzun süre şey yaptığınız zaman hem ısı yalıtma açısından sıkıntı oluyor ve atölye bir anda soğuyor. Evet. Yağlı boyayla çalıştığınızda sadece yağlı boyanın kokusu değil, tiner, terebentin ve benzeri diğer kokulu maddeleri de sınıfa sokmak zorunda kalıyorsunuz ya da uygulamaya almak durumunda kalıyorsunuz. Bu da uzunca bir süre kapalı ortamda bu tür kimyasallarla iç içe olmanız anlamına geliyor. Bu da tabii ki sağlık problemleri yaratıyor. Evet. Bir de kompozisyon çok dikkatimi çekti. Tuvalin yarısını yoğun bir şekilde, diğer yarısı daha boşluklar şöyle, var. İzleyiciye biraz bununla ilgili de bilgi verebilirseniz resminizi yaparken. Kompozisyonda neye dikkat etsin izleyici? Ya resimle da, yapan kişiler. Resmi yapan ya da resmi izleyen kişi. Bir resimden neden zevk aldığını, bir resimden neden hoşlandığını sorgularken bu kompozisyon onu etkiler mi? Şöyle, kapalı kompozisyon dediğimizde yaptığınız çalışmadaki kullandığınız obje ya da nesneler eğer resmin merkezine alınıyorsa ona biz kapalı kompozisyon diyoruz. Ama burada izleyici baktığı zaman resmin devamını kendisi tamamlama ihtiyacı duyuyor. Yani bu yüzün bir de yarısının olduğunu düşünerek. O yüzden bu açık kompozisyon olarak tasarlanmış bir çalışma. O halde şöyle bir not düşmek isterim izleyicilere. Şayet izleyicilerimizden açık kompozisyon bir eseri çok beğendiğini düşünen varsa belki o izleyicinin beğenileri açık kompozisyondan yanadır. Yani resmin bir bölümünü kendisi gözüyle tamamlamak istiyor olabilir. Kendi duygularıyla, düşünceleriyle tamamlamak istiyor olabilir. Kesinlikle şeye katılıyorum. Yani özellikle son dönemdeki yapılan özellikle güncel sanatta sanatçının da eserin içerisine girmesine yönelik yapılan, sadece sanatçı değil, sanatçı aktif evet bir şeyler veriyor yapılan çalışmaya ama izleyici de o eserin bir parçası haline dönüşebiliyor. Evet, o yüzden evet. Sanatçının esere yansıttığıyla izleyicinin aldığı işte yapı, o duygu yapısı işte sizin dediğiniz noktada birleşiyor. Yani hani bu eser beni etkiledi, bu eser bende bir takım duyguları çağrıştırdı diyoruz ya. Evet. İşte sizin dediğinize herhalde açıklık getiriyordur evet. diye düşünüyorum. Bir de bazı eserlerde, mesela burada da öyle, içimden bir ses buna dokun, yüzeyine dokun diyor. Böyle bir dokunma ihtiyacı hissediyorsunuz. Sanki orada kabarıklıklar varmış gibi, dokular varmış gibi. Doku da bir izleyiciyi, bir izleyicinin beğenilerini etkileyebilir mi? Yön verebilir mi? Etkiler şöyle, tabii burada şey, izleyicinin eserden kendine bir parça bulması için izleyicinin kendi yaşantıları da burada rol oynuyor. Yani şöyle, yapılan araştırmalar bize şunu gösterdi. Eğer siz bir bireye kendi kültürüne ait işler ya da kendi beğenisine, nasıl diyeyim, onun zevklerine hitap eden bir eser sunduğunuzda daha fazla kabul ettiği yönündeki verileri bize veriyor. Evet. Ve bu özel bir müziği dinlerken, bir resme bakarken insanlar bildikleri, aşina oldukları şeyi daha fazla tercih ediyorlar. Sizin bu arka planda yer yer gördüğümüz dokuları bilinçli olarak yaptığınızı düşünmek doğru olacak o halde. Yani biraz önce ben hani transa geçme durumundan bahsederken, evet benim bir yönüm akademisyen, bir yönüm sanatçı. Her ikisini birlikte kullanmak durumundayız. Evet, dokuları, yani sanat çalışmasında eğer siz bilinçli bir şey yapmıyorsanız sanat üretmiyorsunuz. Yani sizin filin yaptığı çalışmadan ya da herhangi bir canlının yaptığı şeyden bilinç ayırıyor. Yani siz bilinçli bir şekilde yapıyorsanız sizin yaptığınız çalışma sanat eseri olur. Eğer burada bilinç yoksa o ayrı bir şeydir. Ama
esere duygu vermek adına transa geçerek eserle işte fırça vuruşları ya da parmaklarınızı kullanarak işte mesela belirli yerlere parmaklarında şöyle yapmanız falan, bu eserle sanatçının bütünleşme anı. Genelde mesela çalışan birçok sanatçı diyor ki ben şeyle resim yaparken ben işte kendimden geçiyorum, şunu yapıyorum, bunu, ama bakın kullandığım renk bordo. Ama bordo, buradaki kullanılan açık bordonun bir tamamlayıcısı. Yani açık, orta, koyu değerlerin, o valör geçiş dediğimiz değer yapısını yansıtmaya çalışıyoruz burada. Yani buraya herhangi bir renk kullanmıyoruz. Bilinçli şekilde kullanılması İstediğim gerekiyor. İstediğim kadarıyla sizi zemine açık renk atıp açıktan koyuya doğru katman katman aynen ilerlemeyi tercih ettiniz. Bu da sizin tarzınızın bir parçası mı? Evet. Benim genelde ben en açıktan en koyuya doğru, ama şeye göre bu çalışmada böyle, başka çalışmalarda farklı şeylere girebiliyorum. Biraz önce demiştim ya, dönem dönem bu değişebiliyor. Evet. Ben hep şunu diyorum. Mesela ben bir anda bir tane resme başlamıyorum. Aynı anda birkaç tane resme başlıyorum. Evet. Hem bu ekonomik anlamda da oluyor. Palette kalan boyayı tuvale aktarıyorsunuz. Böylelikle hem birçok değer elde etmiş oluyorsunuz, hem de aynı zamanda değer yapısını, pigment yapısını eserin artırıyorsunuz. Evet. Yani o bağlamda bu da eserin niteliği aynen artıyor diyebiliriz. Ve birbirini tamamlayan eserleri aynı anda üretmiş oluyorsunuz. Yani 5 tane, 10 tane eseri birbirini tamamlayan aynı seri şekilde olabilecek eserleri üretmiş ve hepsi oluyorsun. Planlı, aynen, hesaplı. Şöyle mesela ben öğrencilere şunu diyorum. Siz kendi konu seçmek şundan dolayı önemlidir. Çünkü siz seçtiğiniz konuyu ya da temayı bir tane eserde tam anlamıyla anlatamazsınız. Birkaç tane çalışma yapacaksınız. O her bir çalışma size bir tecrübe öğretiyor. Bir seri eser. Aynen. Birinde denediğiniz teknik diğerinde farklı bir şeye dönüşebiliyor. Birinde yaptığınız, bulduğunuz bir keşif diğerinde farklı şeyleri, yapıları açıyor. Kapılar açabilir. Aynen. O yüzden oradan hem eskiz çalışması gerekiyor, hem de çok fazla denemeler yapması gerekiyor. Yani öğrenciler, akademisyen olarak mesela şu da beni çok etkiliyor. Gençlerle çalışmış olmak, onlara bir şey öğretirken siz de öğreniyorsunuz aynı zamanda. O yüzden atölyede çalışmayı, ben öğrencilerle birlikte çalışmayı seviyorum. Evet, bir de böyle bir soru geldi aklıma şimdi siz konuşurken. Bazen filmlerde karşımıza çıkıyor. Sanatçı atölyenin bir köşesinde çalışırken öğrenciler ya da çırakları kendisini izliyor ve onu taklit etmeye çalışıyor ya da ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Yani usta-çırak ilişkisi de böyledir değil mi? Kesinlikle. Usta bir işi üretirken çırak onu sıkı sıkıya takip etmeli. Sonra ustasının yaptığı şeyi yapmaya çalışmalı. Ama bu taklit sanat olmaması gerekiyor aslında. Böyle mi? Sanat atölyeleri evet öyle, ama bu taklit boyutuna geçmemesi gerekiyor. Çünkü taklit boyutuna geçtiği anda bu defa sanat öğrencisi özgünlüğünü kaybeder. Evet. Bu noktayı da biz oluşmasını istemeyiz. Çünkü özgünlüğünü kaybeden bir öğrenci Türk sanatının kimlik kazanmasına ya da Türk sanatının oluşmasında sıkıntı yaratır. Bana mesela şeyi söylüyorlar. Siz Kıbrıslısınız, eserlerinizde Kıbrıs'ın dokusu var mıdır? Tamam, evet ben Kıbrıslıyım. Evet, ilk geldiğimde belki benim eserlerimde mesela Kıbrıs'a özgü motifler vardı. Ama kaç yılına kadar? Yani 93 yılında ben Türkiye'ye geldim. Yaklaşık 2000 yılına kadar evet bunları görüyoruz. Ama insan bir müddet sonra yaşadığı coğrafyadan etkilenmeye başlar. Çevreden etkilenmeye başlar. Dolayısıyla benim okuduklarınız, öğrendikleriniz, her şey sizin vizyonunuzu, yapınızı, her şeyinizi etkiler ve geliştirir. Evet, şöyle toparlayabilirim sanırım, doğru anladıysam. Sanatçı yaşadığı ortamdan, toplumdan beslenir. Kesinlikle. Ve o beslendiği müddetçe de
farklı bakış açılarıyla eserleri ortaya koyabiliyor. Aynen, hatta şunu ben söylüyorum. Yani hani hep bizde klişeleşmiş bir laf vardır ya, sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Ben öğrencilerime de, özellikle lisansüstü öğrencilerime de şunu söylüyorum. Sanatçı sonuçta kendisi kabul etse de etmese de toplumda yaşayan, toplumda var olan bir bireydir. Sanatçı eğer toplumla uyum sağlar, toplumla bütünleşirse mutlu ve huzurlu olur. Evet, ilk programda güzel bir konuya değindiniz. Evet. Teşekkür ederiz. Eminim izleyicilerimizin de birçoğu bu ayırımı yapmakta zorlanıyordur. Şöyle. O yüzden daha net ifadelerle sanat sanat için midir, sanat toplum için midir tartışmasına Bülent Salderay'ın cevabını kesin cümlelerle tekrar alabilir miyiz? Şöyle diyeyim, yani ben şöyle ifade edebilirim. Sanatçı sonuçta toplum içerisinde yaşıyor. Biz kendi ailemizi nasıl seçemiyorsak, kendi yaşadığımız toplumu, bulunduğumuz topluluk yapısını biz kendimiz belirleyemiyoruz. O yüzden doğduğumuz ailede, bulunduğumuz toplum yapısına ya da topluluk yapılarında bizi besleyen her türlü duygu ve düşünce bu topluma ait duygu ve düşüncedir. Bunlar ister olumlu olsun, ister olumsuz olsun. Her türlü duygu ve düşünce bu toplumdan edindiğimiz yapıdır. Evet, o yüzden bu toplumdan edindiğimiz ve bizim sanatımıza yansıyan duygu ve düşünce bu toplumdan ayrı bir şey değildir. O yüzden sanatçı kendini toplumdan ayrı bir noktaya koyamaz. Kendisi kabul etse de etmese de oluşturduğu sanat eserinin temelindeki duygu ve düşünce bu toplumdan olduğu için toplum içindir zaten. Evet, o zaman Türk dünyasının sanatı Türk dünyasına özgüdür. Kesinlikle, çünkü bu çok önemli. Çünkü eğer nasıl diyeyim, biz kendimize özgü bir resim anlayışını ya da sanat anlayışını benimseyip uygulamamızda bunu yansıtamazsak, bu defa eserlerimizde bizim bir kimlik sorunu başlar. Evet. Başka kültürlere ait, başka toplumlara ait bir eser üretme çabasına giriyoruz. Mesela son zamanlarda özellikle bu çağdaş sanat ya da güncel sanat bazında yapıya baktığınızda yurt dışında yapılan birçok şeyin taklidinin yapıldığını görüyorsunuz. Ama bu size ait değil. Evet. Evet, çağdaş sanat yapılabilir ama kendi bakış açımızla, kendi öz değerlerimizle bunu yapmamız gerekiyor. Bu çağdaşlaşmamak anlamında değil. Çok da Cumhuriyet dönemine de baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün uygulamaya çalıştığı buydu. Milli yapıya sahip çıkan ama çağdaş değerleri de bilen sanatçılar yetiştirmek. Evet. Biz de üniversite olarak, hem benim kendi kişisel vizyonum hem de üniversitemizin, özellikle Güzel Sanatlar Resim bölümünün mantığı da budur. Yani yani yerel olacak ama yerelden evrensele de ulaşabilecek değerlere evet, sahip. Evet, şimdi izleyiciler için bir aydınlatma olsun istediğim için. Yapmış olduğunuz resimde göz uzak doğudan bir göz değil. Değil. Bunun ayrımını yapabiliyor izleyici. Hı hı. Daha da farklı detaylara takılarak, henüz tamamlanmamış bir resim bu. Türk dünyasının içinden bir sanatçının elinden çıkmış olduğunun pekala farkına varabilirler. Çünkü bu aşamadan sonra benim eserlerim, mesela mandalalar vardır. Evet. Ya da bir takım bizim kendi kültürümüze, özellikle motiflere, bir takım sembollere yönelik simgelerin kullanıldığını görürsünüz. Mandalik ifadelerin ya da bir takım tamgaların, şeylerin içerisine yerli. Ama bunlar bariz bir şekilde değil. Mesela buradaki insan yüzünün bir parçası haline dönüşüyor. Yani doku içerisinde doku, resim içerisinde resim gibi düşünün. Bu daha ilk aşamaları. Bunun üzerine katman ilerlediğiniz için şeyler girecek, motifler girecek, bir takım şeyler girecek. En son, yani bir resim benim bitirmem yaklaşık 1,5-2 ayımı alıyor. Evet, ve her katın kurumasını beklemek de bir aynen, zaman alır. Allah'tan akrilik olunca evet, birazcık daha erken oluyor. Yağlı boya da çok tercih daha uzun etme süre. Sebeplerinizden biri de bu. Avantajlarından bir tanesi evet, de bu.
Yani burada sanatçı, ben biraz önce şey demiştim ya, migrenim olduğu için ben migrenden dolayı kullanmak durumunda kaldım. Ama her sanatçının seçtiği malzemeyi kendi biyolojik yapısı, birçok faktör belirleyebiliyor. Yani sanat tarihine baktığımızda mesela birçok sanatçıdaki rahatsızlıkların temelinde kullandıkları malzemelerin olduğu. Evet. Mesela bazı sanrılar görmeleri ya da bir takım şeylerde kullandıkları malzemeler, özellikle kimyasal malzemeler, evet, bunu etkileyebiliyor. O yüzden malzeme tercihini yaparken kimyasal içeriğine bakmak gerekiyor. Çünkü zehirli olabiliyor. Evet. Ve bu kimyasallar vücuda girdiğinde atılması da mümkün değil. Tekrar altını çiziyorsunuz. Aynen. İzleyicilerimiz için. Daha sağlıklı olması için akrilik boya tercih edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Diye. Bu sadece akrilik için değil. Sulu boyada da her türlü, yani sanatla ilgili yapılan bütün çalışmalarda seçeceğiniz boyanın kalitesi ve doğal olup olmaması çok önemli. Evet. Bugün sizin vaktinizi çok aldık. Resmi yani tamamlayamadınız bizimle birlikte. Keyifle. Ama biz de çok keyifle izledik sizi, anlamaya çalıştık izleyicilerimizle birlikte. Ayrıca atölyenize bizi misafir ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz, altını çizmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Programın sonuna yaklaşmışken. Şöyle, bu tür bir programın olması şu açıdan önem taşıyor. Biz aynı soydan gelen sanatçılarız. Hı hı. Ve kendi bulunduğum, mesela ben Kıbrıs'tan çıktım ve buraya geldim. Ömrümün büyük bir çoğunluğu Türkiye'de harcadım. Ama şu bir gerçek, oradaki getirdiğiniz bakış açısı çok fazla yok olmuyor. Ve bunu öğrencilerinize aktarıyorsunuz. Bizim fakültemiz o açıdan çok şanslı, çünkü farklı soydaş ülkelerden gelen farklı akademisyenler burada bulunuyor. Ve bu akademisyenler farklı ekollerden, farklı değerlerden geldikleri için burada öğrenciye de o çoklu bakış açısını verebiliyor. Bu da aslında ülkenin zenginleşmesine, bakış açısının gelişmesine, vizyonun büyümesine neden oluyor. O yüzden özellikle Türk ülkeleri ve diğer ülkelerle etkileşimin olması bizi zenginleştirir ve bu program da buna katkı sağlayacak. Bundan dolayı böyle bir yola çıkmış olmanız bana umut verdi. Beni de bu programın içerisine dahil etmeniz son derece mutlu etti. Teşekkür ederim. Çok doğru söylediniz. Teşekkür ederiz. Güzel mesajlar verdiniz hem izleyicilerimize hem de soydaş sanatçılarımıza. Sevgili izleyiciler, ilerleyen programlarda pek çok soydaş sanatçıya misafir olacağız. Ve farklı ülkelerden, dünyanın farklı yerlerinden soydaş sanatçılarımızı tanımaya çalışacağız. Onlarla birlikte resimleri, heykelleri, seramikleri, bazen ahşap kakmaları anlamaya çalışacağız. Bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere sizi Bülent Salderay'ın çalışmalarıyla baş başa bırakıyorum.